Evet millet, güncelleme notları yayınlanmış. Şöyle baştan sona beraber hızlıca bakacağız. Daha sonrasında videoyu yavaştan bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada şey demişler, hani güncelleme programından falan bahsetmişler. Yani ben bu saatlerden dürüst olmak gerekirse çok anlamıyorum arkadaşlar. İşte burada bir çarşamba demiş, burada bir perşembe demiş. Yani yarın sabah mı gelecek yoksa bugün saat 6'dan sonra mı gelecek? Tam olarak emin değilim ama en geç yarın gelecek arkadaşlar. Yani onu biliyoruz. Şimdi şöyle bir devam edelim bakalım neler varmış. İlk olarak Rock kostümünden başlamışlar arkadaşlar. Çevik ve kahraman olarak gelecek. Token de alınacak, zaten bundan bahsetmiştim geçen. Bunun dışında mutant, işte kadın, bir de düzen olacakmış türde aynı zamanda. Kostüm etkisinden bir başlayalım arkadaşlar. Bir önceki kostümünden neler değişmiş? Yani farklı neler gelmiş, onlara biraz bakalım. Şimdi önceki kostümünde saldırdığında %10 ihtimal uygulanacak olan kendisi YP'nin %2 kadarını yeniler ve kritik saldırılarda %33 ihtimalle kritik hasar %100 kadar artır gibi bir özellik vardı. Burada tamamen değişmiş ve çok daha iyi olmuş diyebilirim arkadaşlar. Artık yeni özellik olarak kostüm etkisinde bize şunları verecek. Saldırdığında %15'lik bir zincir darbe hasarı artışı, yetenek hasarında %35, bonus hasarda %40'lık bir artış ve gene asa şu özellik aynı kalmış. %33 olasılıkla işte kritik saldırı yaptığınızda kritik hasarı %100 kadar artıyor. Bu güzel. Yani %2'lik bir YP artışı yerine şu iki özellik, yani sadece zincir darbe hasarı artışı bile arkadaşlar oldukça güzel bir gelişim diyebilirim. Yani burada büyük bir gelişim görüyoruz. Bunun dışında pasiflerine gelecek olursak ne demiş kategori 2 pasifinde? Garanti kaçınma oranında %25'lik bir artış. Bu öncekiyle aynı arkadaşlar. Burada değişen bir şey yok. Tüm güçlendirmeler etkisini %20, süreyi de %30 artırır demiş. Burada da değişen bir şey yok. Alınan temel hasarı %30 kadar azaltır demiş. Bu önceden %22 idi. %8'lik bir artış var burada. Yani kategori 2 pasifinde pek iyi bir gelişim yok diyebilirim arkadaşlar. Kostüm etkisiydi de burada çok bir şey yok. Diğer pasifine bakalım. Kategori 1 pasifine. Kritik oranda %20'lik bir artış. Bu önceden %15'ti. İdare eder. Kritik hasarda %30'luk bir artış. Burada bir değişim yok. Aynı. Ve süper zırh tüm defanslarda %30'luk bir artış gelmiş. Önceden burada sadece zayıflatma süresini %10 azaltır gibi bir özellik vardı bir önceki kostümünde. Yani burada da pek bir değişim yok arkadaşlar ya. Yani bu pasiflerini beğenmedim. Kostüm etkisiydi de. Şu iki pasifindeki değişimleri beğenmedim. Gelelim birinci yeteneğine. Evet, birinci yeteneğinde değişen bir şey yok. Susturma aynı kalmış. İşte hasarda bir tık artış var diyebilirim. İkinci yeteneğine bakalım ne diyor. Dondurma var. Felç etme var. İşte 120'lik bir soğuk hasar artışı var. Bu biraz az diyebilirim aslında. Şimdi şöyle ki. Önceki kostümünde arkadaşlar ikinci yeteneğinde %40'lık bir yıldırım hasarı var her bir saniyede. Burada da her bir saniyede %20'lik bir soğuk hasarı var. Burada bir tık düşüş var. Ki bu da pek iyi değil. Yani şurada biraz artış var. %70 olmuş. Önceden %42'ymiş. Burası da elektrik hasarıymış. Soğuk hasarına çevirmişler. Yani burada biraz artış, burada biraz düşüş var. Yani çok bilmiyorum ya, yeteneklerini çok şimdilik beğenmedim. Bakalım bir devam edelim. Belki 3'te falan güzel bir şeyler vardır. Üçüncü yeteneğinde de uygulanacak olan düşman şok var, dondurma var, felç etme var. Önceden ne varmış? Önceden felç varmış. Aktif güçlendirmeyi kaldırma özelliği varmış. Bunun gitmesi kötü olmuş ya. Burada işte sersemletme yerine de şok gelmiş. Bu güzel. Şok gelmesi güzel çünkü biz bu karakteri İttifak Savaşı'nın efsane modunda kullanacağız özellikle. O yüzden şok gelmesi burada iyi diyebilirim. Ama işte bu aktif güçlendirme kaldırma özelliğini belki başka yeteneğe aldırmış. Gerçi şurada var ya, aktif buffları kaldırma özelliği. Evet, 3'ten 4'e almışlar sanki. Neyse işte. Devamında ne diyor? Evet, buradaki delmeyi kaldırmışlar mı? Evet, belli delme etkileri vardı. Bunda delme kalkmış. Arkadaşlar önceki kostümde şu vardı. %70 ihtimalle süper zırh, bariyer, kalkan, tüm hasara bağışıklık ve dokunmazlık etkisiyle dela gibi bir özellik vardı. Artık delmeyi kaldırmışlar. Bu PvP'de etkileyecek bu karakteri. PvE'de gene çok fark etmez ama
PvP'deki değerini biraz düşürmüşler. Yani belki de karakteri daha fazla PvP'ye şey pardon PvE'ye yöneltmek istiyorlardır. Ondan olabilir. PvP'den çıkarmış olabilirler ama şimdi yani buralarda da PvP yani şimdi burada da süper zırh eklemişler. Savunma artışı eklemişler. Madem siz bu karakteri PvE'ye yönlendirecektiniz hani delmeyi alarak PvP'den çıkarmak istediniz. Bunu niye eklediniz o zaman? Yani şu süper zırhı falan o zaman niye eklediniz? Ben onu anlamadım. Yani bir şeyler yapıyorlar ama ne bileyim arkadaşlar çok iyi bir şeyler yapmıyorlar gibi. Bunun dışında her %1 hasar için tüm sahalarda %0,8'lik bir artış. Bu öncekiyle aynı arkadaşlar. Burada değişen bir şey yok. Evet yani genel anlamda burası böyle. Bariyer varmış önceden. Bariyeri de burada kaldırmışlar. Yani pek iyi şeyler yapmamışlar. Onu söyleyebilirim. Dördüncü yeteneğine gelelim. Uygulanacak olan düşman ne demiş? Sersemletme ne demiş? Aktif buff'ları kaldırma. Zaten bunu 3'ten 4'e almışlar. Burada değişen bir şey yok. Evet. Bununla bu aynı zaten. Burada da bir aktif buff'ları kaldırma var. İki kere aynı şeyi eklemişler gibi olmuş. Saçma sapan bir şey yapmışlar. Bir de felç etme var. Felç etmeyi eklemeleri güzel olmuş. Ama arkadaşlar şöyle bir durum da var. Önceki kostümünde dördüncü yetenekte tüm temel savunmaları %10 azaltma gibi bir olay vardı. Düşmanı uyguluyordu. Bu da bizim daha fazla hasar vermemize sağlıyordu. Yani bunu buradan kaldırmışlar. Bu da problem. Yani hasarımız azalabilir bu noktada. Ve dördüncü yetenekte önceden %78'lik bir şey vardı burada. Hasar artışı. Yok, fiziksel saldırının %78'i kadar işte. Burada da işte %75'e düşürmüşler. Yani ne bileyim. Çok saçma sapan şeyler yapmışlar. Şuradan bir bakalım. %15'lik bir can yenileme. Bu önceden yokmuş. Evet bu güzel olmuş. Bu can yenileme güzel olmuş. Hiç değilse kolay ölmeyeceğiz. Onun dışında alınan fiziksel hasarın %100 kadarını yansıtır demiş. Öncekiyle aynı. Bir de %100 olasılıkla tüm hasara bağışıklık demiş. Bu da aynı. Yani arkadaşlar burada işte can yenileme eklemişler. Öyle bir fark var. Yani onun dışında biraz saçmalamışlar ya genel anlamda. Ne diyebilirim ki? Beşinci yeteneğe geçelim. Uygulanacak olan düşman sersemletme dondurma bir de kırık ekledim. Bu çok güzel olmuş ya. Bunu yapmaları güzel olmuş arkadaşlar. Bakın kırık eklemişler. Şok eklemişler. Felç etme var. İşte bir de yani şeyde şey eksik kalmış. İttifak Savaşı'nın efsane bunda kapan özelliği yok sadece bu karakterde. Kapan eksik kalmış. O da o kadar olur. Yani ona bir şey demiyorum ama hani hasarda sanki biraz azalma mı yapmışlar, ne yapmışlar anlamadım ama orada biraz sıkıntı gördüm. Sadece kostüm etkisi iyi karakterin yani onu söyleyebilirim. Bunun dışında da işte dokunulmazlık var. Tüm saldırılarda %40'lık, defanslarda %40'lık bir artış falan filan diye gidiyor. Önceki kostümünde tüm temel saldırılarda %35, savunmada %35, hızlı da %15'lik bir artış varmış. İşte ona ek olarak yani burada biraz oranları artırmışlar. Bir de bir iki özellik daha eklemişler. O yönden güzel olmuş. Ama yani çok ahım şahım bir yanını göremedim arkadaşlar. Ona bir şey diyemem. Bunun dışında Phil Coulson karakterine gelecek olursak. Burada ne demiş bize? Işın kahraman 1750 kristali satılacakmış kostümü falan filan. Kostüm etkisinde süper kahraman müttefiklere %30'luk bir YP artışı ve alınan hasarda %20'lik bir azalma. Bu bir önceki kostümde arkadaşlar tüm takım arkadaşlarına %10'luk bir savunma artışıydı. Burayı güzel yapmışlar ama biraz daha PvP'lik bir destek olmuş onu söyleyebilirim. Bunun dışında kategori 2 pasifinde şunu demiş. Uygulanacak olan tüm takım bütün müttefikleri uyguluyor. Kritik oranda %20'lik bir artış. Süper kötü tarafa verilen hasarda %50'lik bir artış. Alınan hasarda da %20'lik bir azalma demiş. Bu önceden kahramandı arkadaşlar. Burayı tüm karakterlere çevirmişler. Bu güzel olmuş. Yani aynı zamanda süper kötülere destek olarak da kullanabileceğiz. Bir de şurada %5'lik bir artış yapmışlar ama yeterli bir artış değil maalesef. Yani idare eder diyebilirim açıkçası. Çok bir şey diyemem. Normal pasifinde enerji sahasında artış, zincir darbe hasarı artışı vermişler biraz. Bir de bir şey yok. 2'de felç etme falan var. 3'te defans azaltma falan var. Düşman uyguluyor. Bariyer var. Dördüncü yetenekte susturma falan filan. Çok bir şey yok. Zaten bu karakteri arkadaşlar biz daha çok destek olarak kullanacağımız için. Yani bu yeteneklerin aslında çok da bir anlamı yok diyebilirim. Rogue karakterinin kategori 4 özelliğine bakalım.
Arkadaşlar sanırsam bu yeni bir özellik Lost diye gelmiş. Türkçe bunu nasıl çevirecekler bilmiyorum ama. Uygulanacak olan düşman diyor. Evet. Aktif buff'ları kaldırıyor. Aynı zamanda da şey yapıyor. Her saniye %30 bir bonus hasar veriyor. Bu ilginçmiş. Yani arkadaşlar her saniyede %30'luk bir hasar artışı, aynı zamanda da aktif buff'ları kaldırma özelliği var. Ve bu etki 2 saniye sürüyormuş. Buraya dikkat edin. Yani 1-2 saniye sürecek. Belki bu aynen yani toplamda %60'lık bir hasar artışı falan denilebilir belki. Ama üstüne katlamıyor. Ayrı ayrı %30 vuruyor. İlginç. Güzel. Bunun dışında bir de uygulanacak olan kendisi demiş arkadaşlar, tüm saldırılarda %30'luk bir artış. Bu %90'a kadar çıkıyormuş arkadaşlar ve etki 10 saniye sürüyor. Yani şey olacak büyük ihtimalle, ilk saniye %30, ikinci saniye %30 daha vuracak, %60, %90'a kadar çıkacak. Üçüncü saniyeden sonra sağlam bir şekilde vuracaksınız. Bir de biraz daha hasar artışı var. Bu da %600 olması güzel olmuş. Yani kategori 4 özelliği güzel görünüyor bence ya. Ben bir sıkıntısını göremedim yani. Phil Coulson'un kategori 3 yeteneğinden bahsetmiş. Yani bayağı dandik görünüyor açıkçası, çok bir şey yok. Evet, arkadaşlar 102 vurdu az önce. Yani Phil Coulson'u bence şey beklemeyin. Hasarcı falan gibi beklemeyin ya. Bence bayağı yani destek dışında bir şey yokmuş gibi duruyor. Yeni artefaklara gelelim. İlk olarak Phil Coulson'dan başlayalım. Uygulanacak olan kahraman müttefikler rakibin kaçınmasını %15 kadar yok sayar ve baş düşman turuna verilen hasarda %15'lik bir artış sağlıyormuş. Arkadaşlar artefaktıyla beraber güzel olmuş. Ben artefaksız açıkçası kostüme değmeyeceğini düşünüyordum ama artefaktını da elde ederseniz bence gayet sağlam bir destek olacak. Ama bence eğer hani son kostüm, ya aslında son kostüme bile gerek yok. Bu karakter kostümsüz de gayet iyi desteği var. Sadece şöyle, kostüm alırsanız tüm takım arkadaşlarını uygulayacak. Öyle bir avantajı var. Ama kostümü almasanız bile arkadaşlar aslında çok da bir şey kaybetmiyorsunuz ya. Yani çünkü dediğim gibi bir, yani zaten bu karakterin kostüm etkisinde verdiği pasif PvP'lik. Ve PvE pasifi de kategori 2 pasifi de %5'lik bir artış sağlamışlar sadece. Aslında o kadar değen bir şey diyor ki. Yani aslında hiç kostüm alınmayabilir arkadaşlar bu arada. Gene siz bilirsiniz ama bence hiç almasanız da olur. Çünkü artefaktı aldığınız zaman gene karaktere takabiliyorsunuz. Kostüm olsun ya da olmasın fark etmiyor. Yani o yüzden bilmiyorum. Phil Coulson kostüm alınmayabilir aslında. Neyse devam edelim. Rock kostüm diyorum. Artefaktı da kendisini uyguluyormuş. Süper kötü tarafa verilen hasarda %15'lik bir artış ve uzaylı türüne verilen hasarda da %15'lik bir artış demiş. Bence bu da oldukça iyi. Yani beklediğim kadar kötü değilmiş artefaktı. Güzel çıktı. Bence iyi görünüyor ya. Yani Rock bir kostüm etkisinden biraz kurtarmış arkadaşlar. Bir de kategori 4 yeteneğinden kurtarmış gibi görünüyor. Yani bu karakterin özellikle kategori 4 hali güçlü olabilir. 80 seviyeden ziyade. Bakalım o da geldiği zaman göreceğiz, artık videolarını çekeceğiz. Evet millet, sanırım bahsedeceklerim bu kadardı. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Sizce bu karakterler nasıl olmuş? Bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.